Türkiye'de istisnasız herkes Sultan II. Abdülhamit Han'ı bilir. Bilenlerin çoğu onu sevenlerdir. Çünkü o saltanatı boyunca emperyalist Batı ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynamış ve Osmanlı Devleti'ni korumayı başarmıştır. Onu bilip de karşı çıkanlar ise sömürgecilerin içimizde kalan kalıntıları ve uzantılarıdır. Osmanlı tarihinde çok özel bir yere sahip olmasına rağmen tarihle bağlarımızı koparan Cumhuriyet'in kurucu kadroları o sultanı tanımamızı hiçbir zaman istemediler. Çünkü o sultanı devirenler Cumhuriyet'i kuran kadroların ağababalarıydı. Çünkü Osmanlı'nın ıskaladığı sanayi devrimini kuyruğundan yakalamış ve yaptığı yatırımlarla kelimenin tam anlamıyla Osmanlı'da devrimi gerçekleştirmiş ve özellikle de Akdeniz'i yeniden Osmanlı Gölü'ne haline getirmeye çalışmıştı. Bu Hakan Sultan Abdülaziz Han'dı. Sultan Abdülaziz itibarı kırılan Osmanlı Devleti'ni yeniden denizlerin hakimi yapmayı başardı. Orduyu çağının modern silahlarıyla donatmış ve devletin ensesine yapışmış kene olmaktan çıkarıp savaş makinesi haline getirmişti. Türk donanmasını dünyanın en büyük 3. donanması haline getirmişti. O gün İngiltere ve Fransa'dan sonra en büyük donanma Sultan Abdülaziz'in kurduğu donanmaydı. Ve darbeciler sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Bu donanmayı Haliç'e çektiler ve çürüttürdüler. İngiliz ve Fransız önce bütün Akdeniz'e sonra Osmanlı mülküne çöktüler. Ticaret, iletişim ve ulaşımın Osmanlı'da hızla yayılması için ülkedeki posta sistemini geliştirmiş ve tam 1500 kilometre tren yolu inşa etti Sultan Abdülaziz Han. Osmanlı ordusu yeniden en savaşkan, teknik olarak en güçlü savaş ordusu haline getirildi. Kurulu düzenlerinin bozulmasını istemeyen askeri Erkan, padişaha karşı darbe yapmaya hazır olduğunu ülkedeki emperyalizmin işbirlikçilerine bildirdiler. Çünkü savaşa hazır hale getirilen ordu kendisini koruması gerekiyordu, ülkesini koruması gerekiyordu ve bunlar da savaşmak istemiyordu. Ülkesini askeri, ekonomik ve siyasi olarak böylesine kalkındıran Sultan Abdülaziz Han'a karşı inanılmaz iftiralar atılmaya başlanmıştı o sıralarda. Devletin parasını çarçur ediyor, devletin parasını çalıyor, orduyu tasfiye ediyor, paraları Avrupa'ya kaçırıyor, diktatör, devleti yönetemez hale geldi gibi iftiralarla bu büyük devlet adamı ve Hakan karalanıyordu. Bu iftiralar ne kadar tanık geldi size değil mi? Batıya yani emperyalizme boyun eğmeyen Sultan II. Abdülhamit Han, Başbakan Adnan Menderes ve Tayyip Erdoğan'a da aynı iftiralar atıldı. Yani emperyalistlerin ağzındaki argümanlar hep aynı yalanlar. Halbuki Osmanlı Devleti'nin sahibi Osmanoğulları ailesidir. Yani padişah devletin sahibidir. Hiç düşündünüz mü? Bir insan kendi malını nasıl çalabilir? Bize yıllarca bunu öğrettiler, bizi buna inandırdılar. Ve maalesef onlarca yıl hiç kimse bu soruyu sormadı. Ve emperyalizmin içimizdeki uzantıları olan Mustafa Reşit Paşa bürokrasisi, Mason locaları ve milletin sırtına kemene gibi yapışmış savaştan korkan askeri erkan öğrencileri kullanarak sultanı tahttan indirdiler. Bir süre sonra da onu kendi kiralık adamlarına öldürttüler. Katiller kurulan mahkemede suçlarını itiraf ettiler. Sultan II. Abdülaziz'in katledilmesi Türk tarihinin karanlık sürecinin başlangıcıdır. Türkiye'nin Batılıların kontrolüne girmesinin başlangıcıdır Sultan Abdülaziz Han'ın öldürüldüğü gün. Sultan Abdülaziz dönemi bürokrat ve aydınları Napolyon kanunları denen Fransız kanunlarını Osmanlı'da uygulanması için çaba gösterdiler. O Büyük Hakan bunun üzerine derhal harekete geçti ve kendisini de içinde bizzat yer aldığı bir heyetle şu anda hala dünya hukuk tarihinin en büyük şaheserlerinden biri olan Mecelle'yi meydana getirmiş ve hayata geçirmişti. Bugün hala özellikle Batı hukuku yüksek çevrelerinde, yüksek yargı çevrelerinde Mecelle hala en önemli başvuru kaynağı olarak görülür. Sultanı madem tahttan indirdiler, neden öldürdüler? Doktorların cesedini incelemesine neden izin verilmedi? Ölüm raporu nasıl hazırlandı? Masonların ve İttihat Terakki'nin ağababaları olan Tanzimat bürokratlarının bu işteki rolü neydi? Bu
soruların cevabı bugün daha netleşmiş durumda. Batı'nın içimizdeki uzantıları, Tanzimat bürokrasisi ve İttihat Terakki çetesinin Cumhuriyet kadroları, Sultan Abdülaziz Han gibi Başbakan Menderes ve Cumhurbaşkanı Özal'ı da katlettiler. İkinci Abdülhamit Han'ı devirdiler. Diri diri mezara gömdüler. 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmeye çalıştı bu zihniyet. Çünkü bu emperyalizmin ülkemizdeki kuklaları biliyorlar ki halkın gönlünde taht kuran bu devlet adamları yine halk tarafından yeniden iktidara getirilecekler. Bu milletin has evladı Cennet Mekan Sultan Abdülaziz Han, merhum Adnan Menderes ve Turgut Özal'ı rahmetle anarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canımız pahasına koruyacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Ve buna teşebbüs etmeyi dahi aklından geçenleri sahaya davet ediyoruz. Ne olursunuz, diliyoruz ve umuyoruz. Bir darbe teşebbüsünde bulun da 15 Temmuz gecesi yarım kalan hesabımızı tamamlayalım. Ve bir daha sizin nesillerinizin bu ülkede ihanet lafını dahi akıllarından geçirmemesini sağlayalım.